sen nasıl girdin içeri? Anahtarı kapının üstüne unutmuşsunuz. Dur bakayım yüzüne. Anam, yüzünü kim tırmaladı? Bana bak. Yoksa gelir gelmez kavga mı? Anne, sabah sabah dram yapma. Kimi çitiledi söyle çabuk. Makbule'nin kızlarını. Hak ettiler ama bak cidden. Allah'ım yarabbim sen bana yardım et. Kurban oldum. Nazlım, hoş geldin. Ne haber? İyi. İşe mi gidiyorsun? Hı, işe gidiyorum. Halen bir işim varsa ve kovmamışlarsa tabii. Yok canım, niye kovsunlar? Nereden bulacaklar senin gibi iyi elemanı? Ya, o da olsun. Kızım doğru düzgün konuşsana ya. Ağzından çıkan anlaşılmıyor. Nazlım, biz çay demledik. İçer misin sen de koyayım? Ha yok ya, çay mı istemem. Bozuyor beni. Ha bozuyor onu. Lik lik içki içsin o. Kime çektiyse. Kız kime çekti sen? Ha? Kime çektin? Nasıl geçti köyde günlerin? Sıkıldın mı? Ya sıkılmaz mıyım? Az daha ruhumu teslim ediyordum. Bezdirdi. Bu beni bezdirdi. Kendi derdime mi yanayım? Bununla mı uğraşayım? Vallahi şaştım kaldım ya. Ya bir Nazım iki gün diye kandırmasa gitmezdim vallahi. Kızım sus. Vallahi ayıptır, günahtır. Yazık değil mi? Dedenin kemikleri sızlar mezarda ya. Keyfimizden mi gittik? Cenazeye gittik. Nazlım, hoş geldin. Merhaba Nilgün Hanım. Ne bu halin? Yine rengarenk boyamışsın suratını. Bir de kedi mi tırmaladı yoksa? Anneciğim, o kendini böyle beğeniyorsa kime ne, değil mi? Hadi gel biz çay içelim seninle. Ben burada içeceğim kızım, koy çayımı. Anneciğim sen bardakları al, biz içeride içelim çayımızı. İyi madem. Siz de burada anne kız rahat rahat laflayın. Kaç kere söyledim ha? Kaç kere söyledim normal giyin, normal boyan diye? Kaç kere söyledim? Ya benim normalim bu. Ya kimsenin ne dediği umurumda değil. Ya bir kabul et istersen artık şunu anne. Neye geldin? Yol parası ver diye geldim. 5 kuruş param yok. Sen beni öldüreceksin. Öldüreceksin sen beni. Çok da kötü bir anne değilsin galiba. Vallahi bu kız beni öldürecek. Vallahi billahi bu beni öldürecek. Yine ne oldu? Ya ne olsun Serra, görmüyor musun halini? Herkesin eve girdiği saatte bu işe gidiyor. Sabahın köründe geliyor. Rukbar mıdır nedir? Orada çalışmalar, bir şeyler, bir şeyler. Of. Rakbar, bin Nazım, rakbar. Aman işte her ne zıkkımsa. Ya sokaklarda başına bir şey gelecek diye korkuyorum. Görmüyor musun? Aklı bir karış havada. Bir böyle iyi bir işi olsa, ha fena olmaz mı? Bir gece biz de gitmesek mi şu bora? Kafamız dağılır. Nereden çıktı anneanne? Serra bak şu benim gerdanımın aynısı değil mi? İşte şimdi gelinlik bir şeye benzedi. Hı? Şu kızın boynundaki kolyeyi diyorum. Babanın evlilik yıl dönümümüzde bana aldığı gerdandan aynısı. Hı-hı. Nerede o? Kasada mı o gerdanlık? Anneciğim ne kasası? Bizim kasamız mı kaldı? Babanın kuyumcu bir arkadaşı vardı. O gerdanlığın taşlarını Belçika'dan getirtmişti. Özel kesimde hepsi. Sen küçükken ne çok severdin benim mücevherlerimi takıp takıştırmayı. Ay bir keresinde tek taş küpemi klozete düşürmüştü. Binnaz böyle elini uzatıp bir hamlede almıştı küpeyi. Nasıl yaptı acaba? Hocam merhaba. Merhaba Serra, nasılsın? İyiyim, sağ olun siz. İyi. Nasıl gidiyor Selim'e ders çalışma seansları? Üzmüyor değil mi seni? Üzmüyor. İyi gidiyor, yolunda her şey. İyi, iyi. Dalga geçmiyor inşallah. Ciddiye alıyor mu bari? Ben hallediyorum, siz merak etmeyin. Teşekkür ederim. Bu iyiliğini hiçbir zaman unutmayacağım. Ne demek hocam, lafı bile olmaz. Selam. Serra, sen de mi buradaydın ne tesadüf?
Hocam benim sizinle önemli bir konu hakkında konuşmam gerekiyor. Şimdi mi? Ben müsaadenizi isteyeyim zaten. Hocam şu estetik dersinde sanki ben birazcık eksik kaldım gibi hissediyorum. Vaktim yok, hadi yolda anlat. Şundan, tabii hocam, yolda anlatayım ben size. Sanki hani birisi bana yardımcı olsa ben o notu birazcık daha yükseltebilirmişim gibi geliyor bana hocam. Ve kütüphane kurdu, yuvasına geri döndü. Ben yuvaya döndüm de sen buralara uğrar mıydın? Gördüğün gibi buradayım. Hadi çalışalım. Yok, benim şimdi arkadaşıma sözüm var. Ama sen büyük bir aferin hak ettin galiba. Bakıyorum da okul arkadaşlarımızı eziklemek misyonuyla yine sol tarafımızdan kalkılmış. Hatta sen evden çıkmadan önce atar yapacağın konuların da listesini yapıyorsun. Hani çok düzenlisin ya, huysuzluğunu bile belli bir stratejiyle planlıyorsundur. Sana da iyi günler. İyi günler. Selim. Eğer sen de müsaitsen öğleden sonra kalan konuların üstünden geçebiliriz aslında. Olur olur, bana uyar da burada çalışmayalım ya. Belli bir saatten sonra duvarlar benim böyle üstüme üstüme geliyor. Bir kafede falan çalışırız. Olmaz. Ne kafesi ya? Okulda çalışırız. O niyeymiş? Çünkü... Ay, olmaz işte. Boş bir derslik bulur çalışırız. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Bu akşam serbestsizim, çalışmam gerekiyor. Benim de proje ödevimi tamamlamam lazım. Gerçi ben hocaya fikrimi söyledim, beğendi. Ha, iyi bari. Binnaz teyze. Ah Serra, sorma başımıza geleni. Annen kayıp ana. Ne demek annen kayıp? Ya azıcık hava alsın diye dışarı çıktıydık. Dükkanda alışveriş yapıyorduk. Bizim mahallede mi? Ha, arkamı bir döndüm, yok. Aslında... Ne aslında? Ya mezarlığa gitmek istedi de ben de Serra istemiyor. Hafta sonu beraber gidersiniz dediydim. Gidip oraya mı baksam? Yok. Yok, ben bakarım mezarlığa. Sen mahallede aramaya devam et. Ama bulursan hemen bana haber ver, tamam mı? Tamam, tamam kuzum. Gel otur şöyle biraz. Ne oldu? Hanımefendinin başı döndü galiba. Tamam kardeşim, sağ ol. Hanımefendi benimle beraber. Siz kimsiniz? Ben mi? Ben mezar ziyaretine geldim. Siz şöyle oturun biraz. Yok, oturmayacağım. Oğluma gideceğim ben. Ben size eşlik edeyim o zaman. Zehra. Ne oğlumu görmeye
geldi. Anneciğim niye bana haber vermedin? Ben getirirdim seni. Çok özledim Yiğit. Biliyorum. Ben onsuzluğa dayanamıyorum. Kalbimi böyle sıkıyor. İçim daralıyor. Öpmeye kıyamadım o elleriyle canına kıydığını düşünüyorum. Sen de kıyacaksın. Hayır, 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 hayır. Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır, hayır. Söyleme öyle şeyler, söyleme. Benim senden başka kimsem yok ki. Kime sarılırım? Kime öperim? Kime korkarım? Telaşlandığını seni üzüldü. Hadi okuluna git. Ben eve dönerim. Yok. Binnaz abla çok merak etti seni. Ben önce seni onun yanına bırakayım. Kızım çocuk muyum ben giderim. Aa, ben. Hayır. Hayır. Seni bırakırım. Sonra giderim ben. Ziyarete gelmiş. Ben öyle kötü olunca bana yardım et. Niye? Bir hiç yüzünü göremedim, merak ettim. Hı. Aa. Senin ne işin var burada? Sence? Öğleden sonra çalışırız dedin. Telefonlara da bakmıyorsun. Duymamışım. Neyse ya, sorun değil. Nedir programın? Ben de kendi programımı ona göre ayarlayayım. Bilemedim ki şimdi. Bak sen. Derse ekiyorsun yani. Saçmalama canım, ne ekmesi? Tek derdim sen ve senin alttan kalan derslerin değil herhalde. Bak ben de bayılmıyorum bu duruma. Yok seninle ders çalışacakmışım. Alttan kalan derslerimi falan temizleyecekmişim. Bana göre şeyler değil, gereksiz bayık hareketler zaten. Alışmışsın tabii herkesin hayatının merkezine seni koymasına, mutluluğun için böyle bol bol çabalamasına. Oh ne güzel hayat ya. Ama hayat her zaman öyle olmuyor işte Selim Bey. Evet biz başladık yine. Kızım sen kimsin? Kimsin de bana bu lafları söylüyorsun? Sen çok mu mükemmelsin? Aksine tutarsız, köşeli, huysuz kuralcının tekisin sen. Ne bakıyorsunuz? Senin sen var ya. İyi misin? Niye durgunsun böyle? Abi nasıl meraklıydı güzel yemeğe, güzel sofralara. Hatırlıyor musun? Hatırlamaz olur muyum? Tabii hatırlıyorum. Hiç unutmuyorum, bir keresinde bayağı küçüktü. İlkokulda falan. Babam onu kebapçıya götürmüş. Beğenmemiş paşam. Asmış suratına oturmuş, hiçbir şey yememiş. Bir ara da yeni makarna soslarını üzerimize test ediyordun. Biz beğeniyorsak aynısını Elif'e de yapıyoruz. Adını anla şu uğursuz kızın.
Ne olduysa onun yüzünden oldu zaten. Yiğit öyle bir paçavra gibi kenara atmasaydı belki de bugün oğlum yanımızda olacaktı. Anneciğim, lütfen. Lütfen yapma böyle. Tamam, sus. Cafe de Paris'i ne çok severdi. Ne zaman Paris'e gitsek Yiğit için soluğu o Saint Germain'deki küçücük restoranda alırdık. Sen de o rengarenk makaronlara bayılırdın. Bir keresinde ne kadar çok yemiştin. Bayağı midem bozuldu. Buna rağmen makaron kutusunu başucundan almamıza izin vermemiştin. Baban da seni böyle kucakladı. Yandaki odaya doğru. Doydum ben. Anne. Bir gün seni yeniden Paris'e götüreceğim. O çok sevdiğin otelde kalıp arka sokağındaki butiklerden deliler gibi alışveriş yapacağız. Sonra sen Cafe Flor'da akşamüstü aperatifini yudumlayacaksın. Söz veriyorum. Sana koymadım. Ay yok yok, ben yeni tazeledim zaten. Sağ olun. Afiyet olsun Ahmet abi. Efendim babacığım. İyiyim iyiyim, merak etme. Tamam, dikkat ediyorum ben. Aldım yanıma ilaçları zaten. Tamam babacığım. Tamam, hadi görüşürüz, bay bay. Bazen babamın sevgi denizi içerisinde boğuluverecekmişim gibi geliyor vallahi. Ne oldu ki? Ay bir şey olduğu yok. Dün biraz hasta gibiydim. Sabah hemen işe gelmeden ilaçları hazırlamış falan. Şimdi de aramış, ilaçlarını aldın mı diye soruyor. Ay çocuk muyum ben ya? Ah bu gençlik ha. Ana baba olmadan evlat sevgisini nereden anlayacaksınız? Evet sayın seyirciler. Ahmet abi konuya kıymet bilmez gençlik yorumuyla bambaşka bir boyut kazandırıyor. Tebrikler. Ahmet abi haklı bence. İnsan özlüyor anne baba ilgisini. Kendi kendine bakmak ağır geliyor bazen. Keşke biri de benimle ilgilense diyorsun. Kıymetini bil bence. Baban nur içinde yatsın Serracığım. Eminim hayatta olsa o da senin üstüne titrerdi be kızım. Ya, evet. Evet, titrerdi kesin. Serra! Selam. Nasılsın? İyiyim, sağ ol sen. Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Ya ben seni ne zaman görsem sen sürekli telaşla bir yerlere yetişmeye çalışıyorsun. Ben de kafamı ne zaman kaldırsam karşımda seni görüyorum, biliyor musun? Çünkü ben senin bu koşuşturmacanın nedenini merak ediyorum. Niye merak ediyorsun? Seni daha yakından tanıyabilmek için kırmızı başlıklı kız. Dikkat et de o kırmızı başlıklı kız bir anda kurda dönüşmesin yalnız. Ha, sen aynı zamanda espriliyim de diyorsun, güzel. Her şakanın altında bir gerçeklik yatar diyorum aslında. Okey, o zaman ben de şöyle diyeyim. Kurt sensen, benim için hiçbir sakıncası yok. Burak'cığım sohbetine doyum olmuyor ama benim derse yetişmem lazım. Ben tam olarak bundan bahsediyorum işte. Yani biz okula geliyoruz, yayılıp takılıyoruz falan ama sen koşturarak okula geliyorsun. Büyük bir hızla derslere giriyorsun. Biz senin hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Ben de bunu merak ediyorum. Sen nereden geliyorsun, nereye gidiyorsun, neden sürekli koşuşturuyorsun hiç anlamıyorum. Anlamak için bu kadar kendini zorlama istersen.
akışına bırak diyorsun. Daha iyi olur. Okey, o zaman ben sana derse kadar eşlik edeyim. Hatta belki dersten sonra da bir şeyler içeriz. Bugün de hava ne güzel değil mi? Yani böyle bir havada okula gelmek zorunda olmak insanın bazen sinirlerini bozabiliyor. En azından benim bozuyor. Okey, susuyoruz, konuşmuyoruz. Acaba gizemimizi mi korumaya çalışıyoruz? Hayır yani eğer ki böyleyse fazlası bünyeye zarar. Ben de söylemiş. Ne gizeminden bahsediyorsun sen? Sen birden sahneye çıktın. Bütün ışıklar senin üzerine döndü. Biz seni tanımak için adım attıkça sen bizden kaçar oldun. Hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Haliyle de merak ediyoruz. Kim olduğunu, ne olduğunu, ne yaptığını. Etmeyin. Niye beni merak ediyorsunuz ki? Mesela ben sizi hiç merak etmiyorum. Ama siz sürekli benim hakkımda yalan yanlış yorumlar yapıp duruyorsunuz. Tamam. Hakkında yalan yanlış yorumlar yapmayalım diye ben de sana soruyorum. Kimsin sen? Nereden geldin? Nerede yaşıyorsun? Nelerden hoşlanırsın? Annemle birlikte bir gecekonduda yaşıyorum. Okula geldiğim araba patronumun arabası, şoför de onun şoförü. Limuzin olayına hiç girmeyelim çünkü orası bayağı karışık. Hayatım okul, iş ve ev arasında geçiyor. Nelerden hoşlandığımı ben bile unuttum. Yeterli mi? Demek öyle. Şakacı Şirin seni. Güzel, güzeldi. Yani her şeyi bir şey uydurdun ama şu limuzin olayına uyduracak hiçbir şey bulamadın. Burak! Neredesin ya? Her yerde seni arıyorum. Sebep? Sebep mi? Beni her yerde araman için bir sebep. Ders çalışacaktık ya bugün, unuttun mu? Hiç aklımdan çıkmıyor ki diyeceğim. Ama sen şimdi onu da gerçek zannedeceksin. Sen de bilmece gibi konuşup durmasana. Ben sizi hiç tutmayayım. Görüşürüz. Sen bizi tutma tabii. Ne bakıyorsun öyle gözlerine dikip deli deli? Ne oldu ne? Korktum. Korkma anne. Ay Burak harbiden komik çocuksun ha. Yüzümün şeklini bir görsene. Şaka yapıyorum ya şaka. Hadi gel sana bir kahve ısmarlayayım. Azıcık laflar sonra ders çalışırsın. Maksat muhabbet olsun zaten.